işte start anı. Start verildi. Tour of Mersin'in 3. gününde Tarsus'tan startımızı aldık. Şimdi sporcularımız gördüğünüz gibi güzel bir şekilde start başladılar. Burada hava çok güzel dedik. 25 derece güzel bir
karşı açılan en büyük mesafe olabilir gibi eşlikte çıkıyor oluşturmuş olduğu mesafe. İşte Pelaton ekranlara geliyor şu anda. Kendisi bugün spik formalini cebine atmalı. Amerikan İç Savaşı olunca onlar orada üretemiyorlar, buraya geliyor. Evet. Burada da çok verimli topraklar, Çukurova'nın bir Çukurova. Ve de yetmiyor çünkü büyük gemiler yanaşamıyor. Her seferinde biraz daha büyük, biraz daha büyük bir işim iki limanda oluyor. Yani sonradan ona farklı anlamlar yükledik. Doğru, evet. Farklı anlamlar yükledik. Ve onlar geliyor. Burada ziraati son tura girmek için bisikletçiler önümüzden geçiyorlar. Biz de onları görüyoruz. Evet, peloton da şu anda önümüzden geçiyor. Ve son tura artık giriyorlar hep birlikte. Önde bir kaçış turu var. Üçünü biliyorsunuz. Onu takip eden büyük peloton olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim kent konseyi önceki dönem başkanı bizimle birlikteydi. Biz şimdi yeniden yarışın anlatımı için sözü Özel Çelik Süngü ve Beyvanlar'a bırakalım. Evet, teşekkürler Murat. Güneşe gelirken yakalayabilecek mi bir toplu spin? Acaba görebilecek miyiz, yoksa muhtemelen bir sonraki dönüş bu açıdan çok belirleyici olacak. Eğer bir sonraki ve artık peloton bu kaçış grubunu yakaladı diyebiliriz. Pek fazla. Bakalım şimdi sokacak. Artık kaçış bitti. Peloton halinde takımları izliyoruz. Öndeki takımlardan biri olarak görüyoruz. Yine Moğolistan milli takımının öne doğru toparlanmaya çalıştığı olağan şüpheliler konumunda. Dönüşü işte görüyorsunuz, çok yakın düşen bir bisikletçi de var arkada. Evet. Ama bir zincirleme reaksiyon yok. Burayı nispeten iyi döndü takımlar. Artık iyi de niyete... Evet, artık efor iyice açıldı. Sprinterler artık konuşmaya başladı. Pedallar çok hızlı şekilde çevriliyor. Ve bitişe doğru geliyoruz. Toplu finişte. Karar anını tekrardan göreceğiz. Gerçekten yakın bir finiş izledik. Sonuçlara bakacak olursak 192 numarasıyla Batuhan Öz. Mayolarımızın sahiplerini de birazdan buraya çağıracağız. Evet, dördüncü etabın beyaz mayo sahibi, en genç binici, alkışlarınızla Kazakistan'ın Almaty Astana Motors takımından Ruslan Aliyev. Time for the jerseys for white jersey best young rider from Almaty Astana Motors, Ruslan Aliyev. Ödülünü vermesi için Mersin milletvekilimiz Sayın Gülcan Kış Hanımefendi, alkışlarınızla yanıma davet etmek istiyorum. I'd like to invite the Mersin Member of Parliament, Ms. Gülcan Kış, to present the award. Thank you. Evet, beyaz mayosunu Mersin milletvekilimiz Sayın Gülcan Kış Hanımefendi'nin ellerinden alıyorlar. Değerli spor severler, 4 gün süren bu zorlu mücadeleden sonra artık genel klasmanda beyaz mayoyu sırtına geçiriyor Almaty Astana Motors'tan Ruslan Aliyev. Congratulations Ruslan. Bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Thank you.
Ve değerli protokolümüz bizlerle birlikte kalıyor. Sporcumuzu alkışlarınızla uğurluyoruz. Thank you Ruslan. Ve şimdi sıra geldi. Kırmızı mayonun sahibini davet etmeye. Alman Bike Aid takımından alkışlarınızla Joel Haptap. Now Joel Haptap is coming. Red Red Jersey, King of Mountain. Dağların kralı Joel Haptap. Ve kırmızı mayosunu Mersin Milletvekili Sayın Gülcan Kış Hanımefendinin ellerinden alıyor ve sırtına geçiriyor Joel Haptap. Bu anında ölümsüzleştirdik. Değerli sporseverler, bizleri izleyenler ve şu anda aramızda bulunanlar, Mersin Milletvekili Sayın Gülcan Kış Hanımefendi ve değerli sporcumuzu alkışlarınızla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sıra geldi. En iyi sprint mayosunun ödül sahibini buraya çağırmaya. Turkuaz mayoyu hak etti. Alman Bike Aid takımından David Yemane! Time for the best sprinter from Bike Aid for the blue jersey is coming. Ödülünü vermesi için Toroslar Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Yıldız'ı alkışlarınızla yanıma davet etmek istiyorum. And Mr. Abdurrahman Yıldız, the mayor of Toroslar Municipality, will reward him. Turkuaz mayoyu da sırtına geçiriyor David Yemane. Alman Bike Aid takımın adına mücadele etti 6. Trof Mersin'de. Alkışlarımızla süslüyoruz. Tebrikler David. Congratulations. Evet, şimdi sıra geldi. Genel klasmanda ilk 3'e giren, yani 4 gün boyunca tüm yarışı almış olduğu sürelerde en kısa süreyi alan sporcuları davet etmeye. Öncelikle 3. olan isimden başlayacağız. Alman Bike Aid takımından 67 sırt numaralı Yemane David geliyor. Now for the general classification of all four stages. Number 67, David Yemane from Bike Aid is coming. Ödülünü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in ellerinden alıyorlar. Büyük bir alkış alabilir miyiz? Sporcularımız çok heyecanlı, heyecanları yüksek, yorgunlukları fazla. Onları da kutluyoruz, tebrikler. Ve sıra geldi genel klasman ikincisini açıklamaya. O da yine Alman Bike Aid takımından 65 göğüs numarasıyla alkışlarınızla Oliver Mateys. Now for the runner-up from Bike Aid again, Oliver Mateys. Ödülünü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in ellerinden alıyorlar. İşte ikincilik kupası. Tebrikler Oliver. Ve değerli sporseverler, sıra geldi genel klasmanda birinci olan ismi açıklamaya. Polonya'nın Mazov ve Serçik Polski takımından 13 sırt numarasıyla Marcin Budzinski. And the winner, Marcin Budzinski from Serçapolski, Poland. Congratulations. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in ellerinden alıyorlar. Şampiyon Alman Bike Aid takımını alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. I'd like to invite Bike Aid, the champion only, Bike Aid from Germany.
deplasmanı olunca protokolümüzde toplu şekilde ortak olarak hep bir elden ödülü verecekler değerli sporseverler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Olcay Tok Bey, Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Hoşçar Sarıyıldız ve Nuri Aslan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunceli. Bu güzel... İşte buradalar, podyumdalar değerli spor severler. Değerli spor severler, Polonya'nın Mazowsze Serszczepolski takımı bundan önceki 3 etapta hep podyumda bir üyesini, bir bisikletçisini